Hazırladığımız savunma ve havacılık videolarında bir güruh var. Bunlar Saab fanatikleri. Ne yaparlarsa yapsınlar yazıyorlar işte. Türkiye Saab almalı, Saab çok iyi uçak. Tersini anlatıyoruz. Yok onları bir türlü kafalarındaki o sabit fikri sökemiyoruz. Bir de yeni yeni oluşan Harrier fanatikleri var. TCG Anadolu gemisiyle ilgili haberleri paylaşınca hemen altına yazıyorlar işte. Türkiye F-35 olmadı kesinlikle Harrier alalım bir filo her yılla Türkiye neler yapar, Türk donanması her yıl kullanmalı diye böyle bütün videolara yazıyorlar. Ben de bu videoda hem her yıl uçakları ile ilgili son bilgileri size anlatmaya çalışacağım ve tabii ki en çok sorulan soru Türkiye her yıl almalı mı F35 sonrasında ne yapmalı bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Havacılığın ilk günlerinden beri uçakların havalanması için pistlere ihtiyaç var ama helikopter gibi dikine kalkabilen bir uçak, havada da helikopterden çok daha hızlı gidebilen bir konsept uzun yıllardır herkesin aklında. Fakat hayata geçebilen, üretilebilen uçak modeli veya helikopterdeki o hibrit model sayısı çok az. İşte helikoptere bakıyoruz. V-22 Osprey. Bu gerçekten hayatta geçmiş önemli bir konsept ama yıllarca uğraştılar onu yapabilmek için. Uçakta da, savaş uçağında da Harrier. 1960'lı yıllarda İngiltere'nin geliştirdiği Harrier konsepti piste gerek kalmadan dikine havalanmak, göreve gidilmesi, sonrasında tekrar inişi dikine bir helikopter gibi gerçekleştirmek mümkün hale geldi. Edinilen tecrübeler daha sonra F35'in uçak gemilerinde daha ağırlıklı deniz piyadelerinin kullandığı F35B modeline örnek oldu. Zaten işte F35 Hava Kuvvetleri için A e, dikine e, veya kısa kalkış özelliğiyle B ve uçak gemilerinde katapultla havalanan yani bir nevi sapanla çekilip atılan C gibi üç farklı modelin bir araya gelişmesinden oturtulmasına oluşan bir proje. İşte zaten bu üç birbirine benzemez konseptin bir gövdede toplanması da zaten hani mühendislik olarak çok ciddi sorunların yaşanmasına da ana kaynağı. Şimdi tekrar her yere dönersek F-35'ten. 1960'lı yıllarda İngiltere'nin ortaya çıkardığı bu konsept enteresan bir şekilde bir yaşam şansı görmeye başladı. Bazen hava kuvvetlerinde sonrasında da donanma tarafından Harrier'lar kullanılmaya başladı. Harrier'ın ilk neslinden sonra ikinci nesil Amerikalıların çok büyük ilgisini çekmişti. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadeleri için daha farklı uçak gemileri ve yakın hava desteği ihtiyaçlarını Harrier'la çözmeye başladı. Ve geliştirilen daha Amerikan standartlarına göre yapılmış Harrier'ın ikinci nesli AV-8B çok ciddi bir başarı yakaladı. 1980'lerde geliştirilmeye başlanan Harrier'ın ikinci nesli Amerikan deniz piyadelerinin ana yakın hava desteği uçaklarından biri oldu. Birinci Körfez krizi, ikinci Körfez savaşı, Afganistan operasyonları derken dünyanın dört bir tarafında bu uçak çok değişik operasyonlara katıldı hatta 2003 yılına kadar da üretim bandında kaldı ve sonuçta 2003 yılında Amerikan deniz piyadelerine teslim edildi. Şimdi kısa vadede Amerikan deniz piyadeleri bu uçakları F-35B'lerle değiştiriyor. Ancak projedeki teslimat sonuç süreçlerinin uzaması halen daha seri imalata tam kapasiteyle geçilmemesi nedeniyle arada bir boşluk kalacak ve normalde 2025'te emekli edilmesi planlanan Amerikan donanmasındaki deniz piyadelerindeki her yırların ömrü 2030'a kadar hizmet ömrü uzatılması planlanıyor. Bunlarla da ilgili olarak BAE Systems ve Vertex Aerospace şirketiyle Amerikan deniz piyadeleri 9 yıllık bir anlaşma yaptı. Toplam 123 milyon dolarlık bedelle bakım, modifikasyon, mühendislik destek konularında BA Systems ve Vertex Aerospace'ten destek alınacak. Bu modifikasyonlarla birlikte uçak 2030'a kadar hizmette kalacak ve toplam 40 yılı uçak gemilerinde ve deniz piyadelerinde tamamlamış olacak. Şimdi Amerika için hala her yıl çok ciddi bir öneme sahip. Niye? Çünkü yerine F-35B'yi tam olarak koyamadı. Ve bu dönem içerisinde Harrier'lar Amerika'da kullanılmaya devam edilecek. Peki ilk nesil Emekli oldu. İşte biraz Malezya'nın elinde var çok az sayıda. E, İspanya ve İtalya tarafından da bu Amerika tarafından üretilmiş AV-8B Harrier'lar kullanılıyor. Orada durum ne? İspanya Harrier'larını 1987 yılında teslim almaya başladı. Ve 2025'te operasyonu bitiyor. Çünkü uçakların gövde ömrü tamamlanıyor. Herhangi bir modifikasyon yapılmayacak ve İspanyol Harrier'ları emekli edilecek. İtalyanlar peyderpey emekli etmeye başladılar. Onlar 1991'den itibaren AV8B'leri kullanmaya başladılar. Hatta biliyorsunuz İtalya'da da bir F-35 üretim mantığı var. F-35B'ler İtalya'da yapılarak İtalyan uçak gemisine Harrier'ların yerini almaya başlıyor. Zaten İtalya'nın elinde de 14 adet AV-8B Harrier bulunuyor. Bunların da 12 adet F-35B ile değiştirilmesi planlanıyor. Bu uçaklar dışarı doğru çıkacak ve ağırlıklı İtalya ve İspanya üzerinden bu uçaklar da Türkiye'ye e, pazarlanmak isteniyor. Diyorlar ki işte Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu üzerinde bu uçak kullanabilir. Her yer enteresan bir uçak. Dikine havalanabiliyor, dikine iniş gerçekleştirebiliyor ama pilotaj açısından zor bir uçak. Havada süpersonik hıza çıkmıyor ama iniş ve kalkış aşamaları çok yüksek eğitim gerektiriyor helikopter gibi davranılması gerekiyor tek motorlu bir uçak ve kazaların önemli bölümü de bu iniş ve kalkış sırasında meydana geliyor her ile ilgili yapılan kaza-kırım analizlerinde e, uçağın kaza oranları örneğin F-18'lere göre 3 kat fazla olması gerçekten dikkat çekici hatta en son Amerikan e, çeşitli kuruluşlarının yaptığı araştırmaya göre bugüne kadar 148 kırım meydana gelmiş AB8 B Harrier'larla ilgili. Bunların bu 148 kırımda 110 adet uçak tamamen kullanılamaz hale gelmiş ve kazalarda da 45 pilot hayatını kaybetmiş durumda. Çok ciddi bir tecrübe gerektiren bir uçak, yüksek pilotaj gerektiren bir uçak. işte Türkiye'nin en azından operasyonel açıdan bu uçakları işte İtalya veya İspanya'dan alması durumunda hem ne kadar süre kullanılacağı soru işareti. İkincisi de pilotaj açısından gerçekten iyi bir tecrübe gerektiriyor ama tabii TCG Anadolu Türkiye'nin ilk deniz üstü hava operasyonu uçak kullanabilmesine imkan sağlayacak bir altyapı. Bu iki tecrübesizlik bir araya geldiği zaman işte alacağınız uçak sayısı zaten hani koyacağınız miktar çok kısıtlı. İşte 10 tane, işte diyelim ki İtalya'dan hepsini aldığınız 14 tane uçak var. İspanya'da daha az uçak var. Bunlarla birlikte nasıl bir eğitim yapılır, nasıl bir süreç içerisinde bu teknoloji gelip Türk Deniz Kuvvetleri'ne konabilir? Bunlar gerçekten soru işareti. Bir de attığınız taşın kurbağayı ürkütmesi lazım. belki bu uçağı işte bir 8-10 yıl kullanacaksınız. E sonrası ne olacak? Bunlar da gerçekten soru işaretleri. Çünkü hani Türkiye'nin kısa vadede F35'e e, programına yeni geri alınacak gibi de bir durumu yok. Ama tabii Türkiye bu projeyi takip ediyor. Ne yapılacak, ne edilecek? Çünkü herhangi bir resmi sorunlar, sonuçlar pek fazla çözülmüş değil. Bir yandan da kamuoyunda tabii TCG Anadolu'nun sürekli bir uçak gemisi olduğu yönündeki bu pompalanan haberler insanlarda kamuoyunda bir beklenti oluşturuyor. Aslında TCG Anadolu'nun ana görevi bir uçak gemisi falan olmak değil. Bir tabur askerin uzaktaki bir noktaya tüm işte o zırhlı araçlarıyla, personel taşıyıcılarıyla birlikte hızlı bir şekilde intikal ettirilmesi. Örneğin Libya'da bir durumunuz var. TCG Anadolu'ya koyacağınız bir tabur asker, gerçekten yüksek eğitimli askerler, onların tekçizatları çok hızlı bir şekilde Libya'ya intikali sağlayacak. E bu intikal sırasında e, TCG Anadolu'nun üst güvertesini kullanabiliyorsunuz. Şinuklar, işte ne bileyim taarruz helikopterleri buraya konulabiliyor. Bir de Harrier veya F-35B gibi özelliklere sahip çok kısa e, pistlerden kalkabilen işte ne bileyim dikey iniş gerçekleştirebilen F-35'in dikey kalkışı çünkü bir ağırlık sınırına tabi kalıyorsunuz. Bu nedenden dolayı dikine kalkış gerçekleştirilmiyor. O sky jump olarak adlandırılan o uç kısmından fırlayarak e, kalkış gerçekleştiriliyor. İşte bu tür özellikleri kullanarak da elinizde de küçük de olsa bir ateş gücü olmuş oluyor. Belki de hani böyle bir sınırlı uçak gemisi diyelim buna. Ama bunun için ilk etapta uçak yoksa hiçbir problem yok. Çünkü bu geminin yapılış amacı bir tabur askerin götürülmesi. Aynı zamanda barış dönemlerinde işte yüzen hastane olarak kullanılıyor. Veya ne bileyim bir yerde bir deprem oluyor, bir şey oluyor. Acil yardım götürebiliyorsunuz bu açıdan da. Türkiye'nin stratejik açıdan da çok önemli bir yere sahip olacak TCG Anadolu. Bugünkü videomuzda her yıl uçakları ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresinden bize elektronik posta yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Kanalımıza abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız video yüklendiği zaman size hemen bilgi ulaşacaktır. Daha hızlı takip edebilirsiniz. Bu arada katıl tuşuyla da isterseniz kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.